Gördüğünüz gibi yedisi de burada arkadaşlar. Yolda karşıladılar. Ben videoları birleştirmeyi bilmiyorum. Herhalde bir program indirmem lazım bunu yapmak için. Onun için belki ayrı ayrı, belki birleşmiş olarak göreceksiniz bu videoyu YouTube'da. Mamalarını döktüm. Şimdi su kaplarını temizleyip sularını tazeleyeceğim. Çantamda bir miktar daha mama var. Onu da bırakacağım. Çok acıkmışlar. Artık büyüdüler. Mama yetiştirmek çok zor bunlara. Sesleri duyuyor musunuz? Keşke daha yakın olsa da buralar. Günde iki kez gelip besleyebilsem. Ama kilometrelerce yürüyorum. Çok zor bir coğrafya. Tırmanıyorum, aşağı iniyorum, tekrar tırmanıyorum. Yani pek çok zorlukları var ama hiç önemli değil. Önemli olan bunları hayatta tutabilmek. Gördüğüm günden beri 9'unun da hayatta olması gerçekten bana moral veriyor. Dün gece korkunç bir fırtına vardı demiştim. Çöreği verdiğim kişi de beni aradı. Merak etmeyin abla dedi. Çörek güvende dedi. Sıcak ve kuru bir yerde dedi. Karanlıkta video çekmiş. Pek net değil videosu ama belli. Çöreğin o kişiye alıştığı, sevdiği her halinden belli. Yanındaydı uzun süre. Neredeyse bana canlı yayın gibi bir paylaşım gönderdi. İçim rahatladı. Darısı bunların başına. Çünkü buradaki köpek edinen insanlara bakıyorum da standartları çok düşük. Kuru ekmek, su kapları, mama kaplarının hijyeni hiç yok. Yani standartları bu. Dereden gitsin içsin diyeni bile duydum. Ki yazın burada sıcaklık 45 derece, 50 dereceleri buluyor. Öyle. Burada köpeklere, kedilere pek değer verilmiyor. Böyle bir insanın karşıma çıkması da bir şans oldu. Dediğim gibi darısı bunların başına. Şimdi su kaplarını yıkayıp temiz su dolduracağım. Bakın kabıda devirdiler heyecandan. Güzelce doyuyor olmaları beni mutlu ediyor.